Merhaba arkadaşlar, ben Emin Doğrukan. Görünüyor mu lan? Kısa bir bilgilendirme videosu çekeyim dedim. Biliyorsunuz iki tane Sertman filmiyle çalıştım bugüne kadar. Bu konuda fikirlerim değişti. Artık hiçbir filmle çalışmama kararı aldım. Yani şu an kararım böyle. Aklınıza gelip gelecek birçok firma bana ürün gönderdi, onları denedim. Ve artık supplement sponsoru almama kararı aldım. Yani bunun sebebini de açıkçası ilk sebebi ekonomik olarak çok pahalı. Hani bana Instagram'dan DM atan birçok arkadaş oluyor. Teşekkür ederim onlara. Hani elimden gelince yardımcı olmaya çalışıyorum. Bana sordukları soru, abi işte 500 lira 600 lira bütçem var, supplement ayırmak istiyorum, hani ne önerirsin falan filan gibi. Onlara hep söylediğim tek bir şey var. Yani bu parayı kesinlikle supplement'e verme. Hani kesinlikle verme. Git o paranı beslenmeye harca. Bütçesi var, bana mesaj atıyor arkadaşın, 600 lira bütçesi var. Protein tozu almak istiyor mesela. Yani diyorum ki alma. Protein tozuna verme o parayı. Yani 600 lira ona verme. Git 600 liraya mesela ne kadar yumurta alabiliyorsun? Kaç koli? 30 koli mi? Git 30 koli yumurta al. O parayla. Anladın mı? Yani çok daha sana faydalı olacaktır. Çok daha seni daha ileri götürecektir. Bundan emin olun. Bir Türk markası düşünün, 600 liralık. Protein tozu var. 2-300'lük. 2-300 gramlık. Bunu almak mı mantıklı, yoksa o parayla işte tavuk almak, ne bileyim yumurta almak mı mantıklı? Kesinlikle besine vermek çok daha mantıklı onu her açıdan. Yani ben hiçbir supplement'in, kreatin mesela en çok işe yarayan, bilinen, üstüne en çok araştırma yapılmış supplementlerden bir tanesi. Yani en çok işe yarayan supplement olarak da görünüyor. Ama yani düşünüyorsun, bir kan testi ver, 2 ay 3 ay kreatin kullandıkları bir kan testi ver. %100, tamam mı yani? Çok büyük ihtimalle kreatinin, kanındaki kreatin miktarı idrarındaki çok yüksek çıkacak. Yani değerin üstte çıkacak, tamam mı? Bu da ne demek? Senin böbreğin yoruluyor demek. Yani sen daha büyük ihtimalle 18, 19, 20, hadi 25 yaşında spor yapan bir bireysin ve böbreğini zorluyorsun. Ne için? Kâr zarar dengesine bakıyorsun. Ne için? Gözle görünür bir şey var mı? Yok. Yani çok büyük ihtimalle yok. Ben de kullandım hepsini. Bütün ürünleri kullandım. Bütün markanın ürünlerini hemen hemen kullanmışımdır. Tamam mı? Uzun süredir bir de. Yani bir kereden at da değil. Uzun süre kullandım. Beğendiğim oldu. Aklınıza gelebilecek her türlü marka. Aklınıza gelebilecek her türlü tat, aroma. Hindistan cevizi aromalı bilmem ne. Ananas aromalı bilmem ne. Yok bilmem neyin toz hali. Saf. Hiçbir aromasız. Saf. İzole. Anasını satayım. Soruyorlar bana nasıl Emin Bey, beğendiniz mi? Tamam, tadı çok güzel. Ananas aromasının tadı müthiş, inanılmaz. Etki var mı? Yok. Yok kardeşim, yok. 5 gram glutamin aldım. Nasıl aldım? O tozdan aldım. Şimdi bak. Gidiyorsun o paranla, tamam mı? O paranla her şey çok pahalı. Zaten çok pahalı her şey. Gidiyorsun o paranla supplement yerine beyefendi gibi besleneceğin ürünleri alıyorsun. Bu kadar basit. Gözle göre bir etki göremiyorsun. Kreatin kullanıyorsun. Biraz sütüyorsun. Yanakların şişiyor. Kilo aldım sanıyorsun. Bırakıyorsun. Hepsini işedikten sonra veriyorsun. Vücudundaki kreatini vücut atınca idrarla beraber. Su da gidiyor vücudundaki. Elindeki o kazandığın bir kilo kütle de gidiyor. O kütle zaten su. Güç kazandığını söylüyorlar kreatinin. Güç artışı sağladığı söyleniyor. Açık makalelerde var. Ben onun da yani gidip idman açışı yapan var mı yani? Varsa bana yazın. Yani 100 kilo bench yapıyordum 8 tekrar. Kreatin kullandın 2 ay 105'e mi çıktı? Bunu yapan var mı? Zaten sen progressive overload, bir güzel beslenmeyle, güzel bir sisteme çalışıyorsun. Zaten 105'e çıkacaktı o. 3 ay sonunda güzel bir programın varsa elinde. Bunu kreatine bağlamak o kadar saçma geliyor ki bana. Ya da başka bir supplement bağlamak çok saçma geliyor. Yani aklınıza gelebilecek tüm supplementler bence böyle. Evet, protein, amino asit yapı taşı, kaslarının yapı taşı protein, evet amino asit. Yani baktığın zaman kağıt üstüne bunu aldığın zaman, vücuduna whey protein aldığın zaman protein sentezi başlıyor, evet. Vücudundaki kaslar tamir olmaya başlıyor, evet. Ama bunu gidip dışarıdan sentetik bir şekilde almak bence hiç mantıklı değil. Yani bütçeniz varsa, yani çok bütçeniz varsa yine kullanmak istiyorsanız tabii kullanabilirsiniz, ama yani ya çok pahalı arkadaşlar, yani ekonominin durumu belli, çok pahalı. Yani whey proteinleri, Türk malı 500-600'den başlıyor. Güzel bir marka, yabancı alayım diyorsun, kaliteli alayım diyorsun. 1000 liralık oluyorsun abi, 1000'lik oluyorsun ya. Kafadan 1000'lik oluyorsun. Vader alıyorsun, 1000'lik optimum alıyorsun, 1000'lik oldun yani. Yani bu durumu böyle düşünüyorum. Özetle kar zarar dengesine baktığın zaman
işte kreatin için konuşalım ya diğer supplement için fark etmez. Getirisi 1 diyelim. Götürüsü çok daha fazla bence. Maddi olarak büyük götürü. Böbreklerini zorlanıyor. Bu bir gerçek arkadaşlar. Ciddi anlamda zorlanıyor özellikle kreatin kullanıyorsan. Ki artık kreatin etkisi diğerlerinden bir tık daha fazla olduğu için bakıyorsun. Gainer alıyorsun. Adam gainerin içine kreatin atmış. Neden? Biliyor çünkü. Gainer içi full şeker dolu. Tamam mı? Hiçbir şey yok içinde. Komple şeker. Gainer'ın. Abi sporculuk böyle bir şey değil ki. Yani kalori hesabı yapmak da bu işin içine giriyor bence. Mesela 3000 kalori alman gerekiyor. Evet ama 3000 kaloriyi sen temiz besinlerden alacaksın. Mesela sallıyorum. Son öğünün geldi. Tamamlayamadın. 200 kalori açığın var. Bu 200 kalori açıp 2 tane çikolata yiyerek tamamlarsan bu değil yani. Hesap bu değil. Bunu yoldan yürüyen amca da teyze de yapabilir bu hesabı. Bir sporcu bunu yapmaz. Sporcu bu öğünlerini temiz şekilde karbonhidratından alır, yağından alır, temiz yağından, proteininden alır. Bu şekilde alır sporcu. Sen sokaktaki bir sedanter bile değilsin. Sen bu işi ciddi anlamda yapıyorsan hesabını ciddi anlamda yapmak zorundasın. Hani koşluk verdiğim birkaç arkadaş var mesela. Onlar da hep aynısını diyorum. Hani bu kalori hesabı işini illa yapmak istiyorsanız bile temiz şekilde yapın. Yani önemli olan bir karbonat ayarı tutturup günlük sallıyorum pişmiş olarak 500-600 gram karbonat yiyorsan bu şekilde devam et. Ondan sonra yetmiyorsa arttır, fazla geliyorsa yağlıyorsa azalt şeklinde biz yol izliyoruz beraber çalıştığımız arkadaşlarla da. Yani DM atan arkadaşlar da hep zaten ücretsiz yardımcı olmaya çalışıyorum elimden geldiğince sorularına cevap vermeye çalışıyorum. Yani bu supplement konusunda da çok mesaj geldi. Ben bıraktım, bütün firmalarla çalışmayı bıraktım yani. Ne bana attıkları ürünleri zaten kullandı bir kendim bir çok beğen. 1-2 yani fayda gördüm 1-2'dir. O da değmez. Değmez kesinlikle ve kesinlikle değmez. Ya protein ek şeyi var kardeş, bu nedir ya? Protein beyazı var, yok ilk ölçek atıyorsun sabah protein yemene gerek kalmıyor. Oldu paşam, proteini oradan al yumurtayı. Bir tane whey at, oradan da kırmızı etini karşıla. Çok güzel, müthiş. Bu şekilde beslenme olmayacağını herkes biliyor zaten. Git en beğendiğin, dünyadaki en iyi adamdan koşluk al. İstediğin sporcudan koşluk al. Adama de şunu de ya. Hocam ben sabah 5 tane yumurta yemiyorum. Onun yerine 2 ölçek yumurta beyazı attım. Olur mu de. Adam senden koşuyor direkt siktir eder. Öyle şey olmayacağını zaten herkes biliyor. Yani supplementten medet ummayı bırakın abi. Paranızla ciddi anlamda beslenmeye yatırın. Alacaksanız takviye alın. Yani git kan testi yaptır. Tamam mı? Çok büyük ihtimalle hepinizin D vitamini düşük çıkacak. Çok büyük ihtimalle. D vitamini takviyesi al. Çok fayda göreceksin, emin ol. D vitamini takviyesi al, D vitamini sınırına getir. 30 ile 100 arasında olması gerekiyor normal bir bireyde. Sen onu mesela 80 kilosu 80'e getir, emin ol o zaman işte bir fayda göreceksin. Anladın mı? C vitamini takviyesi al, eksikse yer git ölçtür. C vitamini takviyesi al, etki göreceksin. Ne bileyim, krampların mı var? Baktır, magnezyumun düşük. Magnezyum takviyesi al, emin ol etki göreceksin. Yani aldığın o tozdan bir medet umma. Yani haptan, yani ne düşünüyorsan yani. Steroide karşı bir insandım. Yani steroide ben hayatımda kullanmadım. Ama steroide girdiğin zaman bile yani kimse steroide özendirmek istemiyorum, tamam mı? Gözle görünür bir etki alıyorsun. Anladın mı? Gözle görünür bir etki alıyorsun. Supplement'te bu yok. Tamam, steroidin zararı çok fazla. Ama zararı bu kadar, yararı da yani var. Gerçek yararı da var. Küre gelen herkes büyüyor. Protein tozunun zararı bu kadar maddi olarak. Çok daha fazla, tamam mı? Böbreği ve diğer organlara zorladı. Kesin yani, kesin. Ama yararı yok. Yani bana bir tane adam söyle. Abi var, benim bir arkadaşım vardı. Kullandığı bir kutu protein tozu dev gibi oldu. Var mı böyle bir şey? Yok. Yok abicim. Evet. Diyeceklerim bunlardı. Görmek istediğiniz içerikleri de lütfen yorumlara yazın. Kafamda şu anda bir form analiz videosu var. Siz de isterseniz bir form analiz videosu yapabiliriz. Bana gönderirsiniz. Bir analiz yaparız. Eğlenirsiniz beraber. Yani hep eğlence videolarına sıkılanlar var. Hep eğlence videosu yapmamdan sıkılanları var. Daha bilgilendirici videolar istiyorsanız onları da çekebilirim bu şekilde. İyi bir beslenme programım varsa, iyi bir antrenman programım varsa, tamam mı? Her şeyin düzenliyse ve hakkını veriyorsan bunların ikisinin de gelişmen kaçınılmaz. Kaçınılmaz, bu kadar basit, tamam mı? Çoğu insan sert idman yaptığını zannediyor. Benim de bazen çok iyi yapıyorum lan, çok müthişim, çok iyi çekiyorum diyorum. Halbuki öyle bir şey yok. Hepsinin her zaman daha iyisi olabilir. Elinden geldiğinizde en iyi şekilde yapıp en iyi şekilde beslenen sürece kaçınılmaz. Yani idman bitti, 2 tane toz attın, büyüdün mü? Hayır, böyle bir şey olmadı. Böyle bir şey olmadı. En iyi kalite markayı kullan, böyle bir şey olmadı. Şu anki fikirlerim bunlar. İleride tabii ki değişebilir. Yani herkesin fikri değişiyor yani. Serdar abinin fikri değişti uzak kan eğitimi.
etki vermez, ben faydalı bulmuyorum dedi. Kendisi verdi. Çok da ilerliyor. Çok da faydalı olur eminim yani. Serdar abi şu anda çok da faydalı oluyorlar insanlara. Yani insanların fikirleri değişir. Böyle de bir sürü örnek var. Zaten fikirler değişmek için vardır. Benim şu anda görüşlerim bunlar. Şimdilik bir firmayla çalışmayı düşünmüyorum. Yani supplement olarak faydalı bir ürün gördüğüm zaman onunla tabii ki her zaman tanıtıp arkasında dururum. Yani fayda vermeyen, fayda göremediğim bir ürün tanıtmak çok saçma geliyor bana. Yani bana verdikleri paranın da, ne bileyim, ürünün de benim için önemi yok arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Herkese iyi günler.